düştükçe cehennemi boylarsınız. En çok muhtaç olduğumuz ne olduğu anlaşıldı? Hidayet. Şimdi çocuk üniversiteye gidinceye kadar bizim çocuk gibi veya liseye gidinceye kadar bizim çocuk gibi. Çocuk ayaklar üzerinde dursun diye, üniversiteyi okusun, liseyi okusun, kendi ayaklar üzerinde dursun diye gönderiyoruz liseye, gönderiyoruz üniversiteye. Oraya gidinceye kadar bizim çocuk, dönerken bizim çocuk olmuyor genelde. Anneye bakıyorsun, tam Kur'an-ı Kerim'in istediği gibi örtülmüş. Saçının bir kılını göstermiyor. Ama buluğa ermiş kızına bakıyorsun ki açıklıkta yarış yapıyor. Genç kızlarımız, örtülü, mütedeyyin, mutaassıp aileler, derviş olan hacı abilerimizin çocukları, torunları hep kötü yollarda. Çoğu kötü yollarda. Kızlarımız kötü yollarda. Açılıyor, saçılıyor. Deizm denen bir bela var. Dinsizlik diye bir bela gençlerimiz arasında yayıldı gidiyor. Hidayet evlerimizden uzaklaşıyor. Benim kızım, benim oğlum dünyanın en mükemmel üniversitesine gitse, abdest yok, namaz yok, örtü yok, haram helal diye bir hassasiyet, din derdi diye bir derdi yoksa, 40 tane üniversite diploması olsa vallahi 5 para yapmaz, billahi 5 para yapmaz, tallahi 5 para yapmaz, sonu cehennem olduktan sonra ne işe yarar ki? Üniversiteleri görüyoruz burada. Mesele mutlak olarak üniversite mezunu olmak mıdır? Mutlak olarak lise mezunu olmak mıdır? Kardeşim, dininle, ahlakınla, namusunla beraber biz dinimizle, ahlakımızla, namusumuzla gideriz gittiğimiz her yere. Dinimizi, ahlakımızı, namus anlayışımızı, vatanperverliğimizi kaybettikten sonra bizim ne değerimiz kalır? Adam dünyalık olarak evi yoktu, evi var, arabası yoktu, arabası var, maaşı var, geliri çok, fabrikası var, işi var, var, dünyalık olarak her şey var. Ama abdest yok, namaz yok, içki var, kumar var, açıklık var, haram var. Din namına bir şey yok. Büyüklere saygı yok, ahlak-ı İslami yok, vatan derdi diye bir derdi yok, mukaddesat derdi diye bir derdi yok. Peki bu adamın her tarafı zengin, mal olsa, servet olsa, bir eli balda, bir eli yağda olsa ne işe yarar? Asıl ağlanılması gereken budur. Fakir budur. İman fakiri, hidayet fakiri, ihlas fakiri, takva fakiri. Saygı ve edep fakiri. Bir insanın kim olursa olsun, kadın erkek, zengin fakir, en çok ihtiyaç duyduğumuz, en önce Allah'tan samimiyetle isteyeceğimiz şey nedir? Hidayettir. Hidayet nedir? Bizi cennete götürecek yola girmektir. Peygamberlerin, sıddıkların, şehitlerin, salihlerin yoludur. Hidayet yolu. Allah Celle ve Aleyh Hazretleri bir hadis-i kutsisinde şöyle buyurur. Ben kullarımı yaratırken hepsini hanif olarak yarattım. Hanif demek, yani hakkı böyle özümseyecek, bağrına basacak, onu kabullenip yaşayabilecek şekilde yarattım. Fitratallahilleti fatarannâse aleyhâ. Allah insanları İslam kabiliyetinde, İslam fıtratında yaratmıştır. Fakat sonra şeytan gelmiştir. Onları bir takım haramları cazibeli göstermiştir. Onları ben cennete giden cadde üzerine koymuşumdur ve bu yolda yürümeye kabiliyetli kılmışımdır. Şeytanlar, şeytancıklar gelmiştir. Birisi kumara çağırmış, birisi açıklığa saçıklığa çağırmış, birisi meyhaneye çağırmış, birisi abdestsizliğe, birisi namazsızlığa çağırmış, birisi yalana çağırmış. Dolayısıyla onlara meyledenler asıl yoldan, cennete giden caddeden ayrılmışlardır. Geçenlerde bir kardeşimiz, mütedeyyin, çarşaflı hanımefendi, babası, dedesi, evliya gibi insanlar yani. Telefon ediyor, hocam, ablam 18 yaşında, şimdiye kadar işte aileye mütenasip bir kıyafeti vardı, örtülüydü. Geldi anneme, ben açılacağım, arkadaşlarım da öyle karar verdik, açılacağım ben, başımı açacağım vesaire. Peki, açılmaya başladığın zaman önce başını açarsın. Abi. Nerede bitecek bu? Nasılsın abi? Açıldım. Nerede geldim bitecek bakalım. Bu? Ne kadar açıldın? Niçin açıldın? Allah'ı mı takmıyorsun? Peygamberi mi takmıyorsun? Sen Allah'ı takmazsan, sen peygamberi takmazsan, ben Allah'ı takmazsam, ben peygamberi takmazsam ben kar edebilir miyim? O Allah'ın huzuruna gidip hesap vereceğim. Nasıl hesap vereceğim?
İhtiyarlamak insanın elinde mi? Değil. Ölmek insan elinde mi? Değil. Hasta olmak insan elinde mi? Değil. Kız veya erkek olmak insan elinde mi? Değil. Elimizde olmayan şeyler bunlar. Peki ölmek de elimizde değil. Öldükten sonra kabir, cennet bahçesi, cehennem çukuru elimizde mi? Koydular bizi kabre, geldi cehennem çukuru, yanmaya başladık. Ne yapacağız biz? Yapacak şeyimiz nedir? Elimizde bir yetkimiz var mı? Yok. Hayattayken Allah'a teslim olmak lazım. Şimdi her gün biz Allah'tan 40 defa ne istiyoruz? 40 rekat normal namaz kılıyoruz. Kıldığımız bu 40 rekatlık namazda her rekatında Allah'tan ihdine sıratel müstakim istiyoruz. Yani Allah'ım bizi sıratel müstakime, dost doğru yola hidayet et. Biz her gün Allah'tan ne istiyoruz namazın içerisinde? 40 defa ne istiyoruz? İhdine sıratel müstakim.